Çok değerli Çekmeköylüler, yazdan ödünç aldığımız ya da yazdan geriye kalan böyle sıcak bir günde bu güzel sıcak karşılama için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlçe Başkanımız Haydar Arslan'ın şahsında bütün örgütümüzü saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İl başkanımız, Özgür başkanımızla birlikte tüm programlarda olduğu gibi bugün birlikteyiz. Bana eşlik eden genel başkan yardımcılarım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim adına her birinizi saygıyla selamlıyorum. Çok önemli, çok önem verdiğim, partimizin çok önem verdiği, kadınları sosyal hayatın içine katan, çalışma hayatının içine katan ve çocuğun okul öncesi eğitimini sağladığı için de gelecek nesillere yapılabilecek en önemli yatırım olan bir kreşin açılışı için buradayız. Özellikle burada hem selamlarını iletmek hem de kendisinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek bir kreşi yokken şu ana kadar 104 tane kreş açan Ekrem İmamoğlu'ya bir selam göndermek isterim. Tebrik ediyorum kendisini. Tabi burada bir açılış yapacağız. Bir siyasi partinin genel başkanı var. Bu açılış yapılır, kurdele kesilir, övünülür geçilir. Buraya emeği olan birisinin emeği görülmezse bu siyasette olur ama o zaman hak yenmiş olur. Burada protokolde başkanımızın yanında Sayın Ahmet Boyraz oturuyor. Önceki dönem, daha önceki dönem, üç dönem üst üste Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilmiş, Çekmeköy'e hizmet etmiş, son seçimlerde demokratik bir yarışla bayrağı Orhan Çerkez'e devretmiş başkanımız buranın temelini atmış. O günkü belediye meclis üyelerine ve Ahmet Boyraz'a böyle bir temeli attığı için ve Orhan Çerkez'e de bu vefalı davranışı için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Burası 1994'te Belde olarak kurulan 2009 yılından itibaren ilçe olarak yönetilen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kazanmadığı bir belediyeydi. Çekmeköy bir süredir Cumhuriyet Halk Partisini çağırıyordu, davet ediyordu. Bu seçimlerde başkanımız her iki Çekmeköylüden birinin oyunu alarak görevi devraldı ve o günden itibaren seçilen tüm belediye başkanlarımızı yakın takip ediyorum. Ancak Oran Çerkes sokakta olan, halka dokunan, sanki birkaç dönemdir Çekmeköy'de belediye başkanıymışçasına bir performans sergileyen bir belediye başkanımız. Bunda Kadıköy'de başlayıp Ataşehir'de biden. 38 yıllık belediyecilik deneyiminin aday belirlenirken başta il başkanımız Özgür Çelik olmak üzere hem ölçme değerlendirmenin hem sosyolojiye hem liyakate bakan ve doğru adayların önünü açan doğru aday belirleme yönteminin son derece büyük önemi var. Ve bu sürece bir övgü yapılacaksa yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Gökhan Zeybey'in de bu konuda çok büyük emekleri var. Bütün ekibi yürekten tebrik ediyorum. Şimdi bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ismini taşıyan Zübeyde Hanım çocuk bakım evini, iki yeni kreşi, kadın emeği pazarını, emekliler lokalini doğal yaşam alanı ve hayvan barınağını ve Yaşar Doğu Parkı sosyal tesislerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Orhan Başkan'ın ilk beş yılı dolmadan Çekmeköy'ün 21 mahallesinin her birine kreş sözü var. Biraz önce de söyledim, kreşin kadının sosyal statüsüne, iş yaşamına katılmasına ve çocuğun gelişimine katkılarından dolayı bu söz bence verilmiş en kıymetli sözdür. Bu sözün tutulmasını ve bu sözün tutulmasıyla birlikte de yeni projelerin yapılmasını hep birlikte dikkatle takip edeceğiz. Yine Sayın Ahmet Başkan da buradayken ben Çekmeköy'de çok beğendiğim bir proje vardı geçmişte gördüğüm. Adı Krea diye tahmin ediyorum. Karadeniz Havzası'nda, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Ukrayna'da ve Türkiye'de eş zamanlı uygulanan yaratıcılığa dayalı ve üretmek isteyenlerle o üretimden yararlanmak isteyenleri iyi fikirlerle bir kuluçka merkezi, modern bir kuluçka merkezi olarak yatırımcıları bir araya getirmeye çalışan proje merkezli, gençlerin ilgisini çeken önünü açan bir projeydi. O projenin de devam etmesi, geliştirilmesi ve görünür kılınması, diğer belediyelere örnek olması son derece önemli. Yabancı kaynaklarla sanıyorum Birleşmiş Milletler'den destekli bir proje. Bunu da yakından takip etmek, bunu hep birlikte diğer belediyelerimize de örnek olarak göstermek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz Bugün genel iktidarın yapmadığı, yapamadığı, yetişemediği ya da tercih etmediği hizmetleri yapma noktasında halktan talep görüyorlar ve bu noktada çok önemli gayretler gösteriyorlar. Pandemide hem sağlık yönünden hem yine pandemide sosyal yardımlar yönünden adeta destan yazdılar. Ekonomik krizlerde Doğal afetlerde sosyal demokrat belediyeciliğin gereği olarak belediye başkanlarımız hep vatandaşın zor zamanda yanında oldu. Sosyal belediyecilik sosyal eşitsizliklere müdahale etmeyi gerektirir. Bugün Türkiye'de maalesef yoksulluğun kabul edildiği ama yok edilmek yerine yönetilmesinin tercih edildiği bir sistem var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu zengin ülkenin daha büyümesini, daha çok kazanmasını, daha çok üretmesini ve artanı ve mevcut olanı adil paylaşmasını öneriyoruz. Sen yoksulsun, yoksul kal. Biz seni ne oradan çıkarırız ne de tek başına bırakırız anlayışı, yoksulluğu yöneten anlayışı reddediyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına kadar yoksulluğu yok etmek üzere sisteme en temelinden yapacağımız müdahaleye kadar toplumun en zenginleriyle neredeyse fakirlerinin aynı vergileri ödediği. Bugün vergilerin yüzde 69'unun dolaylı olarak toplandığı, yani sütten alındı, ekmekten alındı, mazottan alındı, sudan elektrikten alındı. Fabrikatörle fabrikanın asgari ücretli bekçisinin aynı vergiyi ödediği ve bunun toplam verginin yüzde 69 olduğunu bilelim. Ayrıca bunun üstüne yüzde 20 Yüzde yirmi yani maaşlardan alınan vergiler eklendiğinde yüzde seksen dokuz vergi hepimiz tarafından. Maaştan kesilen ya da elektrik faturasıyla ödenen, süt alınca ödenen, su alınca ödenen, çocuk bezini ödenen, ilaca ödenen vergiler toplam verginin yüzde seksen dokuzu. Geriye kalan yüzde on bir esas vergi vermesi gerekenlerin kazananın kardan verdiği vergi. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Bunu konuşmayacak mıyız? Buna itiraz etmeyecek miyiz? Bunu değiştirmeyecek miyiz? İşte bunları yaparsak o zaman Çekmeköy'deki yoksul belediyenin sosyal yardımına ihtiyaç duymadan yaşayacak bir noktaya gelecek. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Sosyal yardımlarla övüneceğiz bir elin verdiğini öbür el görmeyecek. Komşusu açken kimse tok yatmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Ama bunları şimdilik belediyeler merkezi hükümet yerine yapacak. Ama günü gelince öyle sosyal yardımları 10 yıl içinde ortadan kaldıracak bir kalkınma programıyla, bir eşitlik programıyla herkesin onuruyla çalıştığı, kazandığı, harcadığı çalışmayanın ya devlet tarafından iş bulunamıyorsa geçinecek, yoksulluk çekmeden geçinecek bir işsizlik maaşı aldı. Yine de dezavantajlı durumdaysa onun da öyle bir lütuf olarak değil anayasal bir hak olarak vatandaşlık maaşını, vatandaşlık gelirini aldığı bir sistemi kurmak bu heyecanla iktidar olmak istiyoruz. Sosyal yardım meselesine de tam buradan bakıyoruz hep birlikte. Kireçin bir başka tarafı önemli de şu. Bugün il başkanımızla geliyoruz. Konuştuk. Dedi ki arkadaşlarımız bilgi notuna baktım. Bu kireç nasıl bir ücret tarifesi var? Dediler ki 40 bin lira yani ayda dört bin lira. Ben ilk duyduğumda şöyle bir baktım. Danışman arkadaş uyardı. İstanbul'da kreş yılda 400 bin lira. Ayda 40 bin lira. Bu onda biri gibi sembolik bir fiyat. Biz 17 bin lira asgari ücret almış birinin İstanbul'da ev kirası ödemesini tavsiyelere uyup 3 hatta 5 çocuk yapmasını onları beslemesini, giydirmesini, büyütüp okula göndermesini istiyoruz. Bir tarafta bir çocuğun kreşine 400 bin lira alan bir sistem var. Bu belediyelerimizin bu yatırımları bu anlamda çok çok önemli ama 17 bin lira asgari ücretin olduğu yerde ev tutarsan aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın, çocuğu doğurursan aferin alırsın, ama ne doyurursun ne de uygun bir eğitim verebilirsin. Bu düzene en temelinden en temelinden hep birlikte müdahale etmemiz gerekiyor. Ama bir gerçek var. Okullar açıldı. 9 Eylül günü okullar açıldı. Ay bitti. İkinci aya girdik. Okullarda temizlik sorunu var. Personel sorunu var. Okullarda çok büyük eşitsizliklerin yarattığı sosyal bir sorun var. Birincisi Milli Eğitim Bakanımız demişti ki bütün okullarımız beş yıldızlı otel gibi. Biz okulda çocuklara bir öğün sıcak yemek verelim diyoruz. Seçimden önce biz de vereceğiz dediler. Seçimden sonra sadece okul öncesine dediler. Geçen sene Eylül'de onu da kaldırdılar. Bugün çocukların çok büyük bir kısmı 5 gün boyunca okulda hiç kantin alışverişi yapmadan ve üç çocuktan bir tanesi okula beslenme çantası götürmeden okula aç gidiyor aç geliyor. Bugün okullarda bir şişe su Anadolu'da 10 lira burada 15 liraya satılıyor. Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediye Başkanımız okullara sebil koymaya başladı o koyduğu sebille büyük bir memnuniyetle karşılaştı. Biz bunu kurumsal olarak da bütün belediyelerimize öneriyoruz. Buradan da orancı herkese söylüyorum. Buradaki okullarda çocuklar çeşmeden su içebilecekleri güne İstanbul'un suyunu o noktaya biz getirene kadar okullarda şişe suyu almasınlar. Okullara sebil koyalım. Bundan sonra Çekmeköy'deki bütün çocuklar kaliteli, sağlıklı suyu bedava etsin. Söz mü başkanım? Bir ayağa kalk, hep beraber alkışlayalım. Çekmeköy'de okulda su, bundan sonra Orhan Çerkez'den, belediyeden. Tabii bunun gibi, bunun gibi işleri belediye başkanlarımız aslında görevleri olmayan işleri yapmaları lazım. Bunlardan bir tanesi de okulların temizliği. Bunun için, bunun için sevgili Gökhan Zeybek'le bir çalışma yaptık ve örgütlerimize bir yazı yolladık. Dedik ki 973 ilçe siyasi bir görüntü olmadan, yanınıza fotoğrafçı, kameraman almadan çocuk mahremiyetine saygı göstererek okulları ziyarete gidin. Heyetin başkanı il eğitim sekreteri olsun. Yüzde 99'u emekli öğretmen onların. Yanında eğitimciler olsun. Müdürleri ziyaret edin. Okul aile birliğini ziyaret edin. İzin alın çocuklar yokken teneffüste değilken tuvaletleri görün. Hijyen sorunu var mı yok mu bakın. Bir eksiklik varsa Yardım isteniyorsa yardımı teklif edin ve o okula bulunduğunuz belediyeyi ya da en yakındaki belediyeyi yönlendirin. Çok uzaktaysanız bize bilgi verin. Ve bu ziyaretler başladı. Bir kısmı yansıyor. Yansızmasında Mansur Başkan gidiyor, kapılarda kalıyor. İstanbul'da belediyelerimizde benzer şeyler yaşanıyor. İnanın yaşananın onda biri, onda biri yansıyor. Niye? Çocuk mahremiyetine saygıdan, okulda siyaset yaparmış gibi itiş kakış olmasın diye. Kapılar açılıyor, giriyoruz, eksikleri görüyoruz, belediyeleri yönlendiriyoruz ama bakanlığın milli eğitime, milli eğitimin okul müdürlerine baskısıyla o günkü tavırla ertesi günkü tavır değişiyor. Buradan Sayın Bakan'a söylüyorum. Bu yöntem ağırına gidiyorsa, bu yöntem zoruna gidiyorsa sen listeyi bize ver ya da bizden talep edilen listeyi benden iste. Akşam gelelim. Karanlıkta gelelim. Kamerasız gelelim. Kimse gelmeden gelelim ama bu sabilerin okullarını temizleyelim, çocukları hastalıktan kurtaralım. Türkiye'de her üç çocuktan biri yoksulluk çekiyor. Hükümet çocuk yoksulluğunu azaltma konusunda son derece başarısız. İşin götüsü bilgisiz, vizyonsuz ve hedefsiz. Yani hükümetin önünde halledilecek işler listesinde çocuk yoksulluğu yazmıyor bile. Oysa geçtiğimiz günlerde orta vadeli programa dikkatle baktık. Çocuk yoksulluğunu nasıl çözecek diye bu konuda yazılan bir tek kelime, konulan bir tek hedef, paylaşılan bir tek veri ve çözüme yönelik bir tek adım görmedik. Türkiye'de 2023 itibariyle 7.6 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çocuk yoksulluğu yetişkin yoksulluğunu aşan ve ondan daha yüksek ölçülen bir mesele. Bütün dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Yaklaşık 2 milyon çocuk derin yoksullukla karşı karşıya. Yani annesi doğurduktan sonra çocuk bezi alamadığı için altına poşet bağlayan, sütü yoksa süt alamadığı için gidip süt tozu alan ve muhallebi yapan eski sistemle o çocuklara şu anki çocuklara anne sütü yerine çocuk eğer süt hiç yoksa varsa mutlaka bir yaşına kadar emmeli anne sütünü ikame edecek tıbbi mamalar vermesi gerekirken bulursa süt veren bulamıyorsa suyla muhallebiyle pirinç unuyla küçücük bebeğe öğün geçiştiren durumdalar. Çocuk yoksulluğunda Türkiye Avrupa'nın çocuk yoksulu en çok olan ülkesi ve aramızda Avrupa ülkeleriyle onlarca kat var. Kat fark var. Ve Mehmet Şimşek biraz şaka mı yapıyor, gerçek mi yapıyor bilinmeyen videolarla enflasyonla ilgilenmiyor. Enflasyon düşecek dedikleri enflasyon yüzde 49. Geçen ay 52 idi. Bir sene öncesine göre. Bu ay aslında Enflasyon 3 puan arttı. Devletin rakamlarında, TÜİK'in rakamlarında enflasyon %3. Peki geçen ay 51 iken nasıl 49'a düşüyor? Baz etkisi dedikleri geçen sene bu ay %5'se bu ay %3 olunca hesapta bu %51'den 49'a düşüyor. Peki enflasyon düşünce fiyat düşüyor mu? Hayat ucuz diyor mu? Hayır. Neden? Çünkü enflasyon fiyatın artış hızı demek. Enflasyon 51 olursa geçen sene 100 lira olan mal bugün 151 lira olur. 49 olduğunda 100 lira olan mal 49 lira olur. Enflasyonun geçen aya göre düşmesi artış hızının azalması demek. Enflasyonun artış hızının azalması fiyatların bırakın düşmesini, durmasını, artışını sürdürmesini engel değil. O yüzden eğer siz enflasyonu sıfır yaparsanız etiketler sabit kalır. Eksi yaparsanız ancak o zaman enflasyon eksiye düştüğü zaman fiyatlarda düşüş olur. Esas mesele enflasyonu tek haneli rakamlara çekip büyüme hızını arttırıp ülkenin gelirini yükseltip bölüşüme müdahale edip yoksulların aldığı payı arttırmakta bir de ülkeyi büyüterek alım gücünü arttırmaktan geçiyor. Alım gücünü arttırma meselesinde daha önce de konuştum. Önemli hedefimiz var. Tutması için 10 yıl iktidarda olmamız lazım. Hedefin çıpası Avrupa Birliği'ne tam üyelik. Bu hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişmiş ülkeleri bulun, geçin hedefine uygun. Hem de Avrupa Birliği'ne girmek için yargı bağımsız olması lazım. Al bunu koy cebine. Kuvvetler ayrılığı lazım. Al bunu koy cebine. Hukukun üstünlüğü lazım. Al bunu koy cebine. Hukuki ve ekonomik öngörülebilirlik lazım. Al bunu koy cebine. Sırf bunları yapınca Zaten girmesen de dünyanın parası koşuyor Türkiye'ye geliyor. Diyor ki bu ülke büyüyor, büyüyecek, güvenilir, yatırım yapılır, bu ülkede fabrika açılır, para kazanılır, vergisi neyse verilir, işçiye parası verilir. Ülkenin parası dışarlara kaçmıyor, dolarlara kaçmıyor, yatırıma dönüyor ve büyümeye başlıyorsunuz. Volkan Demir hocam, doğru mu bunlar? Volkan Demir Hoca MYK'mıza girmeden hemen önce Galatasaray Üniversitesi'nin Galatasaray Üniversitesi'nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanıydı. Türkiye'nin en önemli vergi uzmanlarından bir tanesi maliyeci ve kobiler konusunda alanında en deneyimli akademisyenlerden birisi. Biz onlara artık bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi bütün Türkiye'ye gösterin diyoruz. Çalışmaları artık billurlaştı. Volkan Demir Hoca maliye politikaları, vergi sistemi, kobiler ve kalkınma üzerinden ve Sayın Yalçın Karatepe hani o hepimizin çok adını duyduğunda gurur duyduğu mülkiye var ya o mülkiyenin iktisat bölümünün Dekanı, efsane hocası Yalçın Hoca, ekonomi ekibinin oda içinde. Dünyanın tanıdığı ekonomist Selin Sayıkböke oda içinde. Ve artlarında 30 kişilik bir ekiple kalkınmayı, teknolojiyi ve yüksek katma değerli ürünleri, verimliliği, işsizlikle mücadeleyi ve Türkiye'yi hızla büyütecek, formülleri, reçeteleri çalışıyorlar. Peki gelelim gelsin o anlatsın. Anlatırsa hiçbir şey anlamazsınız. Neden? Onların dili siyasetin diliyle çok yakın değil. Ama onların bana anlattığından ben size bir şey anlatırsam anlarsınız. Bu Tayyip Bey, Recep Bey, Sayın Erdoğan paradan 6-0 atmıştı ya. Ne yaptı 6-0 atınca? 6-0'ı hem etiketlerden attı, iyi bir şey. Ama döndü maaşlardan da attı. Biz Türkiye'yi 10 yıl yönetince, alım gücünü arttırınca, Türkiye'yi büyütünce ve günü gelip satın alma gücü 10 kat artınca biz de paradan bir sıfır atacağız. Öyle 6-6 berabere değil, 1-0 olsun, bizim olsun diyeceğiz ve o bir sıfırı sadece fiyatlardan atacağız. Bunu fiilen yapmayacağız. Şöyle düşünün. Bugün aldığınız maaş aynı kalmış ama satın alma gücü on kat artmış. Ya da etiketler sabit kalmış, maaş on kat artmış. Mesele şu. Dana kıymanın 65 lira olmasıdır. Pirzola'nın 80 lira olmasıdır. Ekmeğin bir buçuk lira olmasıdır. Halk ekmekte de değil, fırında bir buçuk lira olmasıdır. 600 lira alınan çocuk bezinin 60 liraya inmesidir. Bunu böyle düşünün ve kalkınma hedefine böyle bakın. Hiçbirimiz yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe asla ve asla mahkum değiliz. Dün açıklanan aylık yüzde üç enflasyon 83 ülkeden fazla desem çok gelir değil mi? Bakın 83 ülkeden fazla ama 83 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Dünyada yüzde üçün altında yıllık enflasyonu olan 83 ülke var. Türkiye'de aylık enflasyon yüzde üç. Türkiye enflasyonda Arjantin'i, Zimbabwe'yi, Etopya'yı geçebiliyor sadece geri kalan bütün ülkeler enflasyonda bizden çok daha iyi durumdalar. Ve Sayın Erdoğan'ın faiz indirimlerine başladığı yani pandemiden çıktık, tedarik zincirleri kırıldı, yeni yeni yerine geliyor. Bütün dünyada enflasyon sorunu var. Enflasyon bütün dünyada var. 3 olan ülkede altı olmuş panik var. Dört alan ülke yediye çıkmış telaştalar. Amerika dokuzu gördü, çıldıracak. Hepsi faizleri aldı, enflasyonun bir puan üstüne koydu. Para başka yere kaçmasın. Dövize yönelmesin. Hayat pahalılaşıyor. Ben alışverişimi önden yapayım deyip, talep artmasın, enflasyon azmasın diye. Oraya koydular ve enflasyonu, biri dokuzdan çevirdi dörde indirdi. Biri yediden çevirdi üçe indirdi. Biri altıda yakaladı ikiye indirdi. Orada Tayyip Bey ben faiz indirmem. Nas ortada. Faiz sebep sonuç değil sebeptir. Ben faizi arttırmam indiririm. Bu suretle enflasyonu dizginlerim dedi. O gün Buna başladığında mal ve hizmet sepeti diyorlar. Yani hesap kolay olsun diye bir sepet var. İçindeki mallar ve aldığınız hizmet belirli 100 liraymış. Bugün 448 lira. Yani düşünün Ramazan kolisi alıyorsunuz. İçindekiler belli 100 liralık Ramazan kolisi bugün 448 lira. Neden? Faiz arttırmam, indirerek düşürürüm dedi diye. Bunu böyle yapıp yapıp seçime geçirip seçimden sonra Mehmet Şimşek'i getirip şimdi faizleri yüzde elliye çıkardılar. Bir veriyi daha hatırlatayım. Sayın Şimşek enflasyonu düşürüyorum diyen Sayın Şimşek'in dün açıklanan rakam yüzde kırk Öyle bir anlatıyorlar ki sanki geldiği gün enflasyon yüzde seksendi. Mehmet Şimşek'in geldiği gün enflasyon yüzde %38'di arkadaşlar yüzde %38'di bugün 48 Mehmet Şimşek geldiğinde 38'di bunun için bunun için biz ekonomiyi önceleyen, önerilerimizi söyleyen, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi önümüze koyan projelerle karşınızda olacağız. Biraz önce kendisini dinledim. Sevgili Orhan Çerkez'in özellikle Ordu ve Giresunlulara bahçenizdeki, oradaki bahçenizdeki fındığı alacağım vadi Çekmeköy'de kimseye inandırıcı gelmemişti. 10 ton fındığı satın aldılar getirdiler. Paketlediler. Özgür Karabat görmedik diyor. Sen görmeyeceksin. Okuldaki çocuklar yiyecek onu. Ama ama şöylesi verilen bu sözün tutulması kıymetlidir sıcacık çok güzel bir projedir. Bundan sonra da Sivas Akıncılardan 25 ton kavun aldığınızı, Eskişehir Alpu'dan 25 ton direkt üreticiden domates aldığınızı, bunları ihtiyaç sahiplerine dağıttığınızı dikkatle takip ettik. Çocukların sabah okula gitmekte zorlandığı dört mahalleye ücretsiz servis koydunuz. Siz söylemediniz ben söyleyeyim devlet okullarında eğitim gören 5000 öğrenciye kırtasiye seti ve bugün söylediği üzere gelecek haftadan itibaren tüm okullara ücretsiz su sebilinden dolayı bir kez daha başkanımı yürekten kutluyorum. Çekmeköy çok sevdiğimiz, çok sevdiğim dostlarımın, arkadaşlarımın olduğu ama bir türlü ayağımın erip varamadığım gelemediğim bir yerdi. Bu sıcak havada sıcak karşıladınız. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra Çekmeköy'ü kazandığımız ittifak bellidir. Çekmeköy ittifakıdır. İstanbul'u kazanan İstanbul ittifakıdır. Türkiye'deki büyük başarıyı getiren Türkiye ittifakıdır. Renkleri ay yıldızlı al bayrağın kırmızıyla beyaz renkleridir. Vatanla Milletle, bayrakla ve Atatürkle sorunu olmayan herkes Türkiye İttifakına davetlidir. <laughs> Sosyal demokratların yanısına milliyetçi demokratlar, onların yanı başına muhafazakar demokratlar, onların yanı başına Kürt demokratlar, Alevisi Sünnisi, kürdü, Türkü Lazı Çerkesi ile bütün demokratlar Türkiye ittifakının bileşenidir. Türkiye ittifakıyla çok şey başardık ama başaracaklarımızın daha henüz çok azını başardık. Türkiye'yi güçlendirecek, kalkındıracak, yoksulluğu, eşitsizliği bitirecek bir yolu hep birlikte yürüyeceğiz. O güne kadar Çekmeköy'ün, İstanbul'un, Türkiye'nin bütün demokratlarını saygıyla selamlıyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye İttifakı, yaşasın Türkiye'nin güzel insanları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.